Koronavirüs salgınının dördüncü dalgası evresinde 2021-2022 güz dönemi uzaktan eğitimi çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı çatısı altında verdiğim Türk Müziği'nde Ses Sistemleri dersimin üçüncü seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, ders saatine yaklaşıyoruz. Cuma namazının ezanı da okunuyor o arada. Evet. Güzel bir Uşak Hüseyin'in makamında okunuyor. Ben de burada klavyemi sabah makamına ayarlamıştım. Müzik ayrıntıları daha sonra paylaşmayı dilerim ee, ama dediğim gibi e, saat yaklaştığı için öğrencilerime e, davetlerini gönderecek şekilde hemen hazırlığa girişelim ee, şuradan hareketle İnternetin yavaşlığına rağmen işler bir şekilde yürüyor. Ee, herkese göndereceğim şekilde şuradan yazayım. Tamam. Öğrencilerim de bu arada bana e, geçen e, dersten arzu ettiğim ödevlerini, konu başlıklarını çalışmışlar, göndermişler. Sağ olsunlar. Onlara da fırsat oldukça bakacağız. Şuraya gelelim. <laughs> Tuş sınırında olunca e, perdeler yetmeyebiliyor. E, o yüzden e, çok sesli beste yaparken bu 12 tuşluk klavye sadece bir daktilo vazifesi görüyor. Aradan istediğiniz perdeleri ayarlayıp tek tek seçip ona göre e, ardı işaretlerini yerleştirmeniz gerekiyor. Bu iş için Mus 2 programı var, DataSoft'tan çok güzel iş görüyor. Ona dair de e, bazı örnekleri dinletmek için yönelebiliriz. E, Sonuç itibariyle saniyeler kaldı ee, ve dersimiz e, şu noktadan itibaren başlıyor ve başladı evet. Şimdi öğrencilerimin davete gelmesini bekliyorum. Bana eğer yazarlarsa ise ulaşamaz, ulaş, ulaşamazlık olmasın cep telefonum da yanıma alayım. Evet arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Sevil'cim, Cafer'cim hoş geldiniz. Hocam merhabalar, ha, merhabalar, iyi günler. Merhaba, ee, siz geleli ne kadar oldu ben burada hazırlıklarımı yaparken tam ekran yapmayı unutmuşum, sizi göremedim. Ee, şimdi mi katıldınız? Şimdi geldik. Ee, şimdi gel tamam. Yani ben bir iki dakika önceden başlatıyorum. Evet, Zeynep de geldi. Zeynepçim hoş geldin. Esra'cım hoş geldin. Merhaba hocam. Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz bu sabah. Ee, İyi e, hocam, e, nasılsınız? Evet, evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Esracığım, sana sormayı unuttum. Sen de mezzo-soprano musun halk müziğinde? Ben sopranoyum hocam. Sopranosun sen, tamam. Ee, Handan da katıldı. Handancığım hoş geldin. Ee, Merhaba e, da, daha da katılanlar olursa ben burada bir çırpıda göremiyorum herkesi. Onun için e, kaydırma mı yapmak gerekiyor ekranı? Burada e, e, fotoğraflarınızı e, sürüklemek mi gerekiyor onu bilemedim Zoom'da. E, bileniniz varsa bana söylesin. Hı, ee, şimdi yanda View yazıyor ya ben tam telaffuz edemiyorum İngilizce ama. E, ne yazıyor ee, yanda? Sağ üstte Weave. View, view. Ha, view. Ha, view. Bu pardon. Evet, evet. Tamam. Ki, e, tamam. Şimdi onu tıkladığınızda site by site galeri yazıyor. Ben ona tıklıyorum. Şimdi burada e, view göremedim ben. E, Hocam sizden sonra siz da... şu, şurada show şu, şu, video, show thumbnail video şöyle yapacağız o zaman. Herkesi bir çıplak görmek istiyorum. sizin zoom ekranınızda olanı e, evet. diyorum ben aslında. Şimdi, e, da ben ekranınızda. Sizin sol üstte hocam meeting view var yanında. Meeting view e, bir dakika. Şu 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 var meetings. Burada contacts var. Yok ee, sol en, en üst solda. En üst solda. En üst. E, sol. Şurada e, recorded upcoming ve Gö göremedim arkadaşlar. E, ha şu view. Can edit ediyorum buldum. Yani. buldum. Evet. Ha, buldum. Evet. Ee, burada tamam. Şu, şu, sohbet penceni göster. Show manage participants. Ben şu şekilde sizi katalogladım burada şeylerin fotoğraflarınızı. Bu şekilde daha da katılanlar oldukça artacaktır. Şimdi arkadaşlar ödevlerini gönderenlere teşekkür ediyorum. Çalışma konularını gönderenlere, üzerinde duranlara teşekkür ediyorum. Bu arada Dilek de katıldı aramıza. Dilekçim hoş geldin. Ee, sesimi alıyor mu acaba ee, dilekçem e, merhaba merhaba hocam evet, o, e, hoş geldin şimdi arkadaşlar e, e, çalışma konularını gönderenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum e, onların üzerinde bir e, seans gerçekleştirelim ama ondan önce benim size okumak istediğim bir pasaj var Arel, e, Hüseyin Saadettin Aril'in Türk e, musikisi kimindir kitabında ...bu çeyrek ses konusuyla ilgili farklı farklı görüşler geldiği için şu kısmı okumak istiyorum. Burada diyor ki sayfa 52'de... ...Türkçe'nin Arap harfleriyle yazıldığı devirde bizim bildiğimiz arabayı yani otomobili... ...Arbe imlasıyla kullananlar vardı diyor. Hatta Recaizade Ekrem'in meşhur romanı Servet-i Fünun'da... Araba sevdası ünvanıyla intişar etmişti, yayınlanmıştı diyor. Lakin imladaki benzerliğe ve Jules Rouhani'nin de araba diye yazmasına rağmen bildiğimiz arabanın, otomobilin demin anlattığım mana ile yani e, otomobillikle falan ilişkisi yoktur. Arbe diye bir kelimeden bahsediyor. Hani bu demiştim ya hani e, e, safiyyüd Nurmevi'de Tanini'nin dörtte birine irha denir diye Arapça yazıyor ya Arbe yazıyor. E, e, El Erba'i Tanini e, Budül diye söylüyor. orada işte bak işte Türkçeleştirmek bak ya da işte tü, 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 Türklere ait olan şeylerin yabancılara mal edilmesi bakımından e, burada e, e, Kate, ...bize ait olanları... ...tekrar sahiplenmek... E, e, ...bağlamında Hüseyin Saadettin Aral diyor ki... ...işte ses aralığını... ...ne kadar büyütürsek büyütelim arabayla... ...dolaşacak mesafeyi bulamayız... ...bir müddet bu arbeyle ilgili muammayı... ...halledemedim yani bazı zihin takıntıları... ...olur ki mevzu pek... ...ehemmiyetsiz bir şeyken bir türlü yakanızı... ...bırakmaz diyor... ...siz silkindikçe o yerine yapışır... ...şöyle lakırdı arasında falancanın komşusunun... ...torununun adı neydi diye kendi kendinize... ...bir kere sormaya görün... Eğer çar çabuk hatırlayamazsanız pek muhtemeldir ki ne şahsı, ne hayatı, ne siz alakadar etmeyen o çocuğun adı bir sorgu işareti halinde beyninize yapışık kalır diyor. İşte benim de kafama arbe, arba kelimesi böyle inatçı bir at sineği sırnaşıklığıyla musallat oldu. Meselenin kıymetiyle müttenasip görülmesi, görülmese de itiraf etmek mecburiyetindeyim ki günlerce uğraştım, düşündüm, aradım. Lakin gene itiraf edeyim ki münasip bir tefsir bulamadım. Meğer bulamamakta haklıymışım. Zira düşünmek de değil ancak eğer elden gelirse kerametle bu elden gelmezse sadece tesadüfle bulunabilecek şeylerdenmiş diyor. Açıklıyor şu Arben'in ne, ne alakası olduğunu açıklıyor. Bizim makam müziğimizle. Benim muvaffakiyet öyle pek keramete kadar yükselmek sizin mütevazıane oldu ve basit bir tesadüf muammayı çözü verdi diyor. Edvar ilmi musiki adında müellifi meçhul Türkçe yazma bir musiki risalesi elime geçmişti. Bir de orada okumayayım mı ki eski zamanlarda Türkler küçük uzunluklar için arpayı ölçü olarak kullanırlarmış diye hemen arpa arpa kelimesini bulmuş. O, onu onunla bağdaştırmış. Risalede şöyle bir tarif vardı var diyor ısbı deyü yedi insanda olan yani insanın elinde olan baş parmak tırnağı ucundan parmak boğumunun mafsalda olan evvel hattına değin tesmiye ederler. Isp Ol yani ısp dedikleri budur diyor şu baş parmağın ucundan şuraya kadar olan kısım. Ol dahi insanın kebir ve sagir azasına göre büyük ve küçük uzuvlarına göre kimi insanda büyük kiminde küçük olur baş parmak diyor. Ispın dahi zabıtası altı vasat şair arz arza birbirine muttasıl olsa bir parmak itibar olur. Nedir bu şair? Şair Arapçada arpa demektir diyor. Şimdi biz Arapların Erbasını arpa diye kullanıyoruz, fakat kendimiz arpayı yazarken Osmanlıca şair diye Araplardan alıyoruz noktasına gelecek şimdi Hüseyin Aral. E, Dolayısıyla diyor ki kitapta yan yana konulmuş arpaları gösteren alttaki resim bulunuyordu diyor Şurada şöyle arpalar evet, şöyle ar arp, yan yana dizilmiş altı tane arpayı gösteriyormuş demek ki vaktiyle işte burada bir çıkarsama yapıyor. Diyor ki vaktiyle sazların telleri üzerinde perde aralarını ölçmek için arpa mikyasına müracaat ediliyormuş diyor. Yani şi şair, Arapların şair dediği e, ve bizim ona arpa dediğimiz, Arapların erba dediğini bizim de e, e, çeyrek ses dediğimiz duruma arpa yakıştırmasını yapıyor. Ve bu suretle arbanın Türkçe arpadan başka bir şey olmadığı anlaşıldı diyor e, ee, anlaşılmayan bir nokta kalıyor. O da Arapların Türkçeden arpayı alıp kullanmalarına mukabil Türklerin niçin arpayı beğenmeyerek Araplardan şayiri iktibas ettikleridir. Bunu da iz izah edeceğim falan diyor. Yani e, işte ne kadar birçok makamımızı, usulümüzü biz özenti olarak, Osmanlı özentisi olarak hep öyle Arapça, Farsça kelimelerden seçtik, kullandık. Kendi kimliğimizi kaybettik noktasına getiriyor lafı. Şimdi bu çerçeveden sonra eee Aynı şekilde bu çeyrek ses e, muamması ile ilgili olarak e, yani çeyrek ses e, var mı yok mu tartışmasında bazıları e, benim beklediğim gibi cevap verdi. Bazılarınız benim beklediğimden biraz daha farklı düşünerek cevap verdi olabilir. Saygı duyuyorum e, düşüncelerinizi. İlayda bu arada İlayda'cığım sen de gelmişsin hoş geldin. Şimdi fark ettim. <laughs> e, hoş buldum hocam. Hah <laughs> <laughs> Yani şey yapamadım yani, evet. tanımlayamadım. Evet, evet yani çeyrek ses konusunda cihaz sen cihaz cihaz. cevap vermemişsin, evet. Ee, e, ta tamam, şimdi e, bu çeyrek ses ile ilgili olarak... E, şimdi bir de e, Supi Ezgi'nin e, Rauf Yekta'yı hatalandırma başlığı altında yazdığı bir kısmı okuyacağım size. Nazeri Ameli Türk Musiki'si cilt 4'te, Doktor Supi Burada diyor ki Rauf Yekta'nın hatalarının gösterilmesi, tahtiye, hatalandırılması başlığında bir 100, 186. sayfada diyor ki Rauf Yekta İktam Gazetesi'nin 18 Mayıs 1323 tarihli yani e, Rumi takvimi bugünkü e, takvimimiz Gregorian takvimi 31 Mayıs 1907 Cuma itibariyle e, işte İktam Gazetesi'nin o tarihli nüshasında tam burada Nagamat'ın mevaki fenniyesi yani tam burada perdelerin e, bilimsel olarak e, pozisyonlarının tespiti serlevhalı başlıklı makalesinde şöyle demiştir diyor. Pek kadimden beri, çok eskilerden beri 1.8'li 24 kısma takdim edilmiştir. İkinci asrı miladi yani hicretin ikinci asrında musiki müellifi aristikye arist arist Aristokse, e, burada Arist, Aristik, e, okuyamıyorum, Aristides Quintilian'ı yanlış yazmış. Aristid Quen yazmış. Aristides Quintilian nam zatın tahminen 1700 sene evvel yazarak bir nüshası Paris Kütüphanesi Umumisi'nde e, 2150 numarada Mahfuz Risale-i 101. sayfasında münderiç yani bulunan bir cetvel e, ispat ediyor ki o, yani Rafik da buna dayandırıyor ki o zamanlarda dahi bu zilkül yani oktav aralığı 24 kısmı ayrılmış idi. İşte bizim tamburlarımız kararımızın üzerinde mevcut taksimat mı yani mevcut bölünme bu kaideyi esaseye müstenittir diyor. Hatta Monsieur Fetis e, o şey Fransız müzikolog Fetis var o tarih bir, 19. yüzyılın sonlarında. Tarihi musikisin yani müzik tarihinin 3. cildinin 30. sayfasında bu hakikati teslim ve itiraf etmiş ve musiki Osmani'de yani Osmanlı müziğinde müstamel yani e, eşit aralıklı 24 buğdun ezminel kadimen beri hüsnü muhafaza edilmiş olması beraber değil lisanı takdir edilmişti Yani 24 eşit aralığın en eskilerden beri kullanıldığına dair bu şekilde Mösyö Fetis ifade etmiş. Rauf Ektağ da böyle aktarmış. Şimdi burada Supi Ezgi devreye giriyor diyor ki Rauf Yekta Bey'in şu yazdığımız beyanatından anlaşılıyor ki Türk müziğinde 1.8'linin dilin gayri müsaavi 24 kısma taksimi yani Rauf Yekta'nın kendisinin ilk olarak açıkladığı ve Aral Ezgi'nin sonradan tekrar e, e, kaba çargah merkezli tarif ettiği gayri müsavi 24 taksim e, taksimatın e, kullanılması kaidesi biz Türkleri kadim Yunanlılardan mı intikal etmiştir diyor. Rafik Tah Bey ne yapıyorsun diyor. Evvela Rafik Tah Bey bu makalesinde yani 1907 makalesinde neymiş o hangi makaleydi? İktam gazetesinin işte 31 neydi? 31 Mayıs 1907 tarihli bir makalesinde işte bu şekilde e, ee, dolayısıyla bu makalesinde Aristides Quintilianus tarafından yapılan 1.8'inin 24 kısma taksiminin müsavi mi gayrimüsavi mi olduğunu söylememiştir. Eşit mi değil mi söylememiştir. Ee, saniyen... Ee, bu, bu, bununla hemen peşe peşi sıra gelecek şekilde müellif Aristide Quintilien'in kitabında 1.8'ini 24 taksimli cetvelini görmüş gibi görmüşçesine diyor. İdari kelam etmişse de yani ortaya bir kelam atmışsa da gördüğünü açıkça bildirmemiş ve cetveli yazmamıştır. İşte yukarıdaki sözlerin istinaden tamburlarımızın üzerinde mevcut taksimatın bu kaideyi esasiyeye bu bu ana kaydeler ana kurallara istinad ettiği, dayandığı neticesini çıkartmıştır. Bu ne neticeyi takip etmek için, güçlendirmek için de Fetis'in Musiki Tarihi 3. cildin 30. sayfasında bu hakikati teslim ettiğini söylemiştir diye şimdi eleştiriyor Rauf Yektay. Diyor ki muhterem karilerim yani okuyucularım Rauf Yektay Bey yukarıdaki mantıki delilden mahrum ve sıhhatsiz yani mantık mantıksal temellerden yoksun ve sağlıksız sözleriyle bu mühim mesele bu önemli sorunsalda başından sonuna kadar azim bir hata işlemiştir çok ciddi bir hataya düşmüştür diyor Fetis Musiki Tarihi'nin 30. sayfasında şöyle yazıyor diyor ki Aristides Quintilianus'tan e, hareketle biz eskilerde bulunan bu armoninin yani umumi dizinin armoniae yani dizi e, Veysel'cim bu arada hoş geldin aramıza bu herhalde ilk katılışın Evet hocam, bir e, tamam. E, tamam. E, önceki videolarımı da göndermiştim. İzlemeni rica ederim bir vakit bulduğunda. Tamamdır hocam. E, şimdi devam edelim. Neymiş demek Aristides Quintilianus ne diyormuş? E, armoniaya yani bir umumi dizinin genel bir ses dizisinin e, e, şeklini veriyor ve diyor ki birinci oktav 24 diyez, diyeziz, diyeziz dediği birdeki şey Safiuddin'deki irha yani 40 da olabilir, 50 de olabilir, 60 sent de olabilir, 40, 50, 60. Bu arada dikkatinizi çekiyorum. Yani çeyrek ses dediğim zaman kesin manada eşit temperamanın yarım sesinin de yarısı anlamında ele almanızı arzu etmemiştim. Bazı bazı görüşler o yönde serdedilmiş. Benim burada kastettiğimi birazdan daha da iyi anlayacaksınız eminim. Şimdi burada diyor ki, demek ki bu genel dizinin... 24 tane diyez yani dörtte bir sesle numa bulduğundan bahsediyor. İkinci oktavda yarım seslerle meydana gelir. İkinci oktavda sadece yarım sesler bulunuyor. Tabii şöyle bir şey var. Eşit temperaman için geometrik ortalama, logaritmik hesap gerekiyor. O da 1500'lü yıllarda. bu Bugünden geriye gittiğimizde 1700 sene evvelki bir Yunan nazariyatçı Aristides Quintilianus o da hatta kendinden birkaç yüz sene önceki Aristokse'nin tariflerini o, gün, o gününe uygulayarak anlatıyor ve çok muhtemelen aritmetik oranlar vererek anlatıyor. Dolayısıyla sizlere ilk dersimizde anlattığım gibi Çinli 5. yüzyılda yaşamış Hı Cheng Tian'ın yaptığına benzer şekilde anlatmaya çalışıyor olmalı ama anlatırken 24 tane diyezden bahsediyor Aristides Quintilianus. Dolayısıyla 24 tane diye dörtte bir ses olarak bu şekilde nüma bulur diyor. ikinci oktav için sadece yarım sesler kullanılır diyor. İşte burada diyor ki Supiezgi. Aristides Quintilianus'un Fetis tarafından nakledilmiş olan şu beyanatından 24'lü taksimin Franklerin muaddel gamı yani eşit temperamanı gibi müsavi olduğu eşit olduğu aşikardır. Ve eski Yunan musiki tarihini yazmış olan Avrupalı müelliflerin işte Reynak, Emmanuel, De Deşevren, e, gibilerin kafesi hepsi birden bu 24 aralığın müsavi olduğunu yani eşit olduğunu müttefikan bildirmişler ve bu diyezlerin Yunanlıların enarmonik dizisiyle yazısının icabından olduğunu da söylemişlerdir. Hani Yunanlılarda belki duydunuz kromatik e, cins, diatonik cins, enarmonik cins diye e, açıklamalar belki dikkatinizi çekecektir. Nazariyat kitaplarına baktığınızda Safiuddin Nurmevi de aynı şekilde açıklamalarla e, e, zenginleştiriyor anlatımlarını ve burada. Sonuç itibariyle diyor ki e, Supi Ezgi burada Avrupalılar da bu enarmonik cins açısından bunların eşit yarım sesler olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır. E, şimdi dolayısıyla bu diyezlerin Yunanlıların enarmonik en dizisiyle yazısının icabından olduğunu da söylemişlerdir. Rauf Yekta bizim 24 e, 24 taksimin gayri müsavi olduğuna vakıftır. Hatta e, vakıf olmak ne kelime? Yani 24 sesli sistemi ilk ortaya koyan 1900'lü yılların başı itibariyle Rafi Ektağ'ın kendisi. Dolayısıyla bunu hem monografisinde yani Türk musikisi diye eee ...Lavinjak Ansiklopedisi'ne gönderdiği Türk musikisi maddi kocaman monografisinde anlatıyor. Hem de Türk musikisi nazariyatının sayfasında yazmıştır. E, Türk musikisi nazariyatı diye bir de e, Osmanlıca harflerden... E, ...bugünkü Türkçe-Latin alfabesinde çevrilen e, bir nazariyatı daha vardı. Aynı şekilde onu anlatıyor. Onun dışında bazı şeyler daha söylüyor ama sorun değil. Önemli olan... Türk Musikisi nazariyatı kitabında da, e, Lavinia Ansiklopedisine gönderdi, Fransızlara gönderdi, Fransızca yazdı monografisinde de e, 24'lü taksimimizin e, gayri müsavi, eşit olmadığını yazmıştır. Onun büyük hatası ise diyor, e, Süpiezgi. E, büyük hatası ise bizim gayri taksimatın Yunanlılarda mevcut ve tambur perdelerinin onların kaidelerine istinat etmiş olduğunu söylemesi, onların kurallarına dayandığını söylemiş olmasıdır. Aristides Quintilianus Kentilien'in Yunanlılarda mevcudiyetini yukarıda zikrettiği taksim ile bütün garp musiki tarihçilerinin söyledikleri taksim müsavi olduğundan yani eşit olduğundan, 24 eşit olduğundan demek ki eski Yunanlıların bizim gayri müsavi eşit olmaktan yani yani 24 Taksim'imizi bilmedikleri ve biz Türklerin bu gayrimüsavi 24 Taksim'i Yunanlılardan almadığımız sabit olur diyor. Ve diyor ki Saadettin Arel'in Türklük Mecmuası'nda Yunan musikisi bahsini okuyunuz diyor. Halbuki bu 24 gayrimüsavi Taksim'in yukarıda ilmi sebeplerini söylediğimiz veciyle yani ta işte Bedri Dilşad'larda bu işte Murat Nameler'de falan görülmüştür şeklinde ifadeleri var. Onlar tamamen muamma olmaya devam ediyor bugün itibariyle ama diyor ki işte ilmi sebeplerini söylediğimiz veçiyle Türklerce müstamel yani uygulanmış olan muhtelif makamların bünyelerinin icabı olarak bir Türk musiki alemi tarafından kim olduğunu söylemiyor bir Türk musiki alemi tarafından keşifle keşfedilerek tamburların saplarına bağlattırıldığı ve 25 namen yani oktavda 24 müstakil sesin e, istimal edildiği uygulandığına hiç şüphe yoktur. Ve bu keşfin 800-900 sene evvel olduğu da yine şüphesizdir. Çünkü 5-6 bin sene evvel Türklerin musiki nazariyatıyla iştigal ettiklerini bildiren elimizde hiçbir delil mevcut değildir diyor. Şimdi bu bilgileri aktardım, bir perspektif sunmak açısından aktardım. Bu çerçevede şimdi teker teker sizin geçen dersteki sunduğum konu başlıklarını cevaplarınıza geçelim. Sorular neydi? Tek tek ele alabiliriz. Makam müziğimizde çeyrek ses anlayışı nasıldır? Bir bakalım. Önümde şu an... Scala programı açık. Burada e, Aralezgi Alternatif geliştirdiğim Yarman 24 sistemi içinden bir sabah makamını 12, 12 tuşa e, yüklemiş durumdayım. Şöyle bakalım. Arkadaşlar duyulmuyorsa lütfen uyarın. E, Du, duyu, duyuldu duyuldu hocam. Duyuldu, tamam. Ee, bir, peki biraz daha açalım sesini. Hocam duyuluyor ama biraz şey evet, böyle evet, tamam. geriden geliyor bana Geri Tamam bilmiyorum. bir bir daha bakalım. <laughs> Şimdi duyuldum arkadaşlar tam olarak. Mesela, ben daha iyi duydum. Tamam şimdi daha iyisi bu ayarda devam edelim. Şimdi e, çeyrek ses dediğimiz zaman benim aslında sizin anlamanızı istedim ya da benim kastettim şuydu. E, biz batı portesi kullanıyoruz. Batı e, 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 notasyonu kullanıyoruz. Batı notasyonu kullanırken natürel seslerden sapmaları gösteriyoruz. Nasıl gösteriyoruz? Halk müziğinde... Bemol 2, diyez 3, ara sistemde sisteminde ters bemol, çengelli bemol ya da çentikli bemol ya da diye, bakiye diyezi, koma diyezi şeklinde gösteriyoruz. Yani natürellerden sapmalar olarak gösteriyoruz. Şimdi dolayısıyla bu açıdan şimdi geleceğim. Makam müziğimizde çeyrek ses var mıdır? Eğer varsa nasıl uygulanmaktadır sorusuna Zeynep'ten başlayalım. Cevaplarımız şöyle demiş Zeynep. ええー。 bu bu cevabın e, e, güzel bence Zeynep ciğim. çünkü çeyrek sesler vardır demişsin ve e, ...bakalım nasıl açıklamışsın. Zaten makam müziğinin tonal müzikten e, ayrıldığı en önemli yan budur diye düşünüyorum demişsin. Güzel. Yani bizim müziğimizde şimdi tabii tabii yani farklı görüşlere de yer vereceğim. Onlarla da hem fikir olduğum zaman siz diyeceksiniz ki yani Nasrettin Hoca misali gidiyorsun e, e, iki adamın kavgasını ayırırken sen haklısın diyorsun. İtiraz edene sen de haklısın diyorsun. Üçüncü bir adam bu ne iştir ya Hoca Efendi? İkisi de nasıl haklı olur dediğinde üçüncüsüne de haklı diyorsun. Ee, e, e, bu, e, ya, e, sen de haklısın, sen de haklısın. E, hocam Efendi iki kişi haklı olur mu aynı zamanda diyor, sen de haklısın diyor. Dolayısıyla burada e, yani herhangi bir noktaya fiksasyon yapmaktan ziyade düşüncelerinizi almak ve e, onlarla zenginleşmemizi sağlamak önem arz ediyor. E, Dolayısıyla burada Zeynep şey demiş, e, yani bizim makam müziğini tonal müzikten, batı müziğinin e, e, pratiklerinden ayıran en önemli yan bence budur demiş. İki yarım sesin arasında arasındaki kalan seslere, evet yarım ses var, yani nedir? Bakiye var. E, küçük mücennep de olay olarak düşünebilirsiniz yarım sesi. Küçük mücennebin kendisini yarım sesten daha büyük olarak düşünüp onu 2-3 parçaya bölerek, 4 parçaya bölerek de düşünebilirsiniz. Böyle alterasyonlar şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, iki yarım ses arasındaki sesleri çeyrek ses demek uygun olur diye düşünüyorum demişsin. Zaten Batı müziğin enstrümanlarına, Türk müziğine ait olan eserlerin kulağa eksik gelmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Güzel, ben bu çerçevede olarak Esra'nın dediklerine geçeceğim şimdi. E, diyor ki e, makam müziğimizde çeyrek ses var mıdır eğer varsa nasıl uygulanmakta demişsin ki Esracığım makam müziğinde çeyrek seslerin olduğunu düşünüyorum. Bu Halk müzikçilerimiz açısından bu, e, bu beyan e, güzel yani e, bir, bir farklı düşünceyi mi dile getirmekte yoksa olayı tespit etmekte fayda mı sağlamakta görüşelim beraberce dolayısıyla çeyrek seslerin olduğunu düşünüyorum. Tonal müzikteki tam ve yarım seslerden farklı olarak makam müziğinde koma sesler olduğunu biliyor. Tamam koma sesler diye de ayrıntılandırabiliriz. ama tek başına ara lezgideki koma seslerin ayrıntısının eşit temperamandan çok uzaklaşmaya yaramadığını biraz göstermeye çalışmıştım. E, ama demişsin ki yarım seslerin arasında kalan koma sesler çeyrek ses olarak adlandırıyor olabilir. Evet yani burada kastettiğimiz yani bir en azından benim kastetmeye çalıştığım... E, mücennebat yani mücenneb bölgesi aralıkları. Ee, e, tek başına çeyrek ses denmemesi gerektiğine dair Sevil'in güzel ifadeleri var. O da e, uzun uza diye yazmış. Hoşuma gitti Sevilcim. Ee, sana e-postada da gönderdim. Demişsin ki sen makam müziğimizde çeyrek ses yoktur diye bir ifade kullanmışsın. Böyle bir adlandırma olduğu konusunda dersimize vakıf olmuşsam da böyle bir adlandırma olmadığını, varsa da yanlış olduğunu düşünmekteyim demişsin. Ee, ve makam müziğinde oldukça perde olmasının yanı sıra bu perdenin arasındaki sesleri de kullandığımız doğru olmakla birlikte Bunu birden fazla teknikle yaptığımız da bilinmektedir Güzel, portamento, vibrato, glissando e, Evet yani her türlü e, bu tekniklerle beraber süslediğimiz doğru Ama tek başına o mu e, bir bakalım ee, makam müziğindeki herhangi bir sesi yarım çeyrek gibi sıfatlandırmak, sınıflandırmak ve bu şekilde seslendirmek, tempera sisteme yakın bir anlayışı simgeler. Güzel. Bu yani işte Nasrettin Hoca noktasında yaptığım benzetme buraya geliyor. E, sen, sen de haklısın. Yani eşit temperaman e, şeklinde bir kalıpla düşünecek olursak çeyrek ses e, yarım sesin yarısı ama biz şimdi iki iki anlamda birden kullanıyoruz. Bir taraftan ta işte e, 2500 sene öncesinden 1700 sene öncesinden günümüze geldiği şekliyle. E, Enarmonik cinsin içerisinden bizim uşak makamının, sabah makamının segah perdesini anlatmadığı da olarak kullanılacak noktaya evrilmesi bakımından bir çeyrek sesden bahsediyoruz. Diğer taraftan eşit temperamanın da iki kat ayrıntılandırılması şeklinde tamamen sentetik bir ata Arapların benimsediği halde e, yer yer reddettiği, e, ayrıntılandırmaya muhtaç olduğu bir 24 perdeli eşit temperaman şeklinde bir temelden bahsediyor oluyoruz. Burada evet yani Nasrettin Hoca gibi, e, kardeşim sen haklısın, e, bir dakika hoca efendi bir de beni dinle, e, e tamam sen de haklısın, o, 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 geliyor işte o zaman e, Hüseyin Saadettin Aral oradan çıkıyor. Ya bir dakika her ikisi de nasıl haklı olur? E sen de haklısın. Çünkü bunların tarifinde gerçekten e, terminolojinin doğru e, yerli yerine oturul, oturtulmaması halinde anlatmak istediğimiz meramımızı anlatamıyoruz. Çünkü çok ayrıntılı, çok karmaşık, komplike kompleks bir sistemden bahsediyoruz. ya yani sabah itibariyle, uşak itibariyle, karcar itibariyle... E, ee, i̇şte e, çe çeşitli e, işte, hüzzam itibariyle makamlarımızı tarif etmekte gerçekten Sevil burada güzel ifade etmiş. Yani e, sen de haklısın, sen de haklısın demekte vurgulamak istediğim nokta buydu. E, herhangi bir e, sesin yarısını çeyrek olarak vasıflandırırsak temperamana yakın bir sisteme, e, yönelmiş, ...öyle bir simgelemeye yönelmiş olur diyorsun... ...bu tarz meselelerin olduğu makam müziğinde... ...üzerine yorum ve araştırma yaptığımız... ...perdeleri yaşatmak... ...klasik bir yöntem olan meşk sistemiyle mümkün olmuştur... ...ama o zaman benim bir itirazım var... ...şimdi Nasreddin hocalık bitti... ...o zaman batı notası niye kullanıyoruz... ...yani batı notasının... ...natürellerinden sapmalar şeklinde niye kullanıyoruz... Ee, ...bir ters bemol alıyorsun... ...koma değil iki koma, iki buçuk koma... ...üç koma falan diye kullanıyorsun... E, e, dolayısıyla e, öyle bir problemle karşı karşıyayız. Meşk sistemiyle tamam. Meşk güzel şimdi en son şu çıktı. E, i̇nternet meşki çıktı. Notayı koyuyor oraya, e, solfejini yapıyor, kanunda çalıyor, Kemençede çalıyor ve karşı tarafın tekrar etmesini istiyor. Hani meşk e, kulaktan kulaydı, e, dilden dileydi. Not nota niye devreye girdi veya şey e, hani dümtek usulüydü. E, i̇nternet nereden çıktı? karşı karşı oturup diz vurmak şey diz kırmak vardı, dizilere vurmak vardı. Şimdi dolayısıyla tamam meşk bunlar güzel ama işte Batım işte böyle yaptığın zaman Batım müziğindeki de beş meşk oluyor. Alıyorsun e, notayı karşında piyanoda çalarken ka arkadaşına nereye basacağını gösteriyorsun. O da meşk. E, ama işte tamam meşk sistemiyle mümkün olmuştur. Bunun yanı sıra makam müziğinin doğalında olan bu sesleri Rafet Bey'in dediği gibi melodik aralıklar şeklinde tanımlayabiliriz. Evet. Tamam melodik aralık ama Merol şimdi batı notasıyla yazarken bir natürel notalar dizisi kullanıyor olarak ve oradan sapmaları bemollerle diyezlerle ayrıntılandırıyor olarak yazmaya başladığın anda sen o, o batı düsturu üzerinden kendi müziğini ifade etmeye başladığın anda... ...birdenbire karşına ne kadar miktarda pesleşecek, ne kadar miktarda tizleşecek... E, ...natürellerin frekansları ya da doğa işte bağ frekansları birbirlerine göre ne olacak şeklinde problemlerle karşı karşıya kalacaksın. Ee, tamam ama işte ...Rafi Ektağlar, Areller, ...Supi ezgiler bunu açıklamakta gayri müsahibe 24 perde sistemi kullanmışlar. Fakat gösterdiğim gibi işte e, sabah makamı için mesela benim perde sistemimi yerleştirmek gerekiyor klavyeye yoksa onlarınki gibi yaparsak e, işte cana rakibi Handan dersini çalmaya kalktığımızda çok daha tuhaf olacak. Onu göstereceğim şimdi. Şu cümleyi bitireyim. E, evet ee, burada diyoruz ki kendine az aralıkları ve sesleri bulunan müziğimizin batı müziği ya da eski Bizans müziğinden esinlenmiş tempera sistemi oturtulmuş bir müzikle tanımlanmasına ve, veya özenilmiş gibi göstermesine gerek yoktur. Ee, tamam bu senin için bir meydan okumadır sevgiliciğim Yani hayatım beni, benden dolayı değil de yani sizler diye aynı şekilde düşünenler açısından hayatınız boyunca Tem, işte Batı e, e, akort aygıtlarına göre çakılan kanunlarla yarışırken siz nasıl tempere müzik yapmaktan kaçınabileceksiniz? Öyle bir sorunsalla karşı karşıya kalıyorsunuz. Göstermek istediğim noktaya gelelim. E, şunu kapatalım. Ben burada şimdi Arelezgiye göre e, Girifsen Asım Bey'in Canlar Rakibi anda ne dersin parçasını dinleteceğim size. E, şuradaydı. Açılsın bakalım. Evet. Bu arelezgi e, natürellerinden sapma. Bak burada koma bemol var. Si koma bemol. Yani segah perdesi. Uşakta çok pest olması lazım. Ama koma bemol olarak göstermiş. Bakalım nasıl duyuluyor? Yani bu bu arkadaşların matematiğine göre nasıl duyuluyor? Handan'cın Hocam... ses gelmiyor mu? Hı. Ha. Çok an geldi. Bir, bir, bir dakika şöyle yapalım. Karşımıza çıkan problemi şimdi daha yakından, Handancığım e, senin yazdıklarına da geleceğim. Evet orada örtüştüğümüz noktalar e, olduğunu görüyorum. E, Cana rakibi Handan edersini bu bu şekilde bir pesleştirmeyle seslendirirsen o Sege olmuyor. O uşak olmuyor. Olabilmesi için mesela Ozan Hoca'nızın e, yazdığı şekliyle şöyle çalmak lazım. Yani e, Sege bu şey... E ee, ben de orada oradaki C si koma bemol değil mi? koma bemol git transpozisyonuyla şöyle. <laughs> Demek ki duyabildiniz değil mi arkadaşlar hepiniz? Evet. Evet hocam. T tamam. Yani burada ne oldu? Ee, biz e, temperaman sisteminden uzaklaşmış olmakla birlikte yine de lezgi sisteminden de uzaklaşmamız gerekiyor ki e, Girifsen Asım Bey'in Cana rakibi Handan edersin. perdelerinin natürellerden sapmalarını düzgün ifade edebilirim. Doğru düzgün bir matematikle bilgisayardan andırımsal bile olsa doğru düzgün duyurabilelim. Öyle değil mi? Şimdi demek ki burada Handan'ın yazdıklarına gelelim. Ne diyor? Hocam, çok e, evet efendim Handancım. Belirteyim ben açıkçası kaynak olarak yazmaya gerek duymadım. Çünkü tanımlarda sizin makalenizi okuyarak edindiğim fikri yorumladım aslında Tamam. Oradan. Tamam. Adınızı da o yüzden geçirdim. Kaynak belirtmek için geçirdim. Yanlış anlaşılma oldu. Yok Benim yok estağfurullah. Ben, ben sizin e, 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 özgün, tertemiz, saf ifade edilmiş düşüncelerinizi almak istiyorum. Etki altında kalmaya, ben sizi etki altında bırakmaya çalışmıyorum. Ben size perspektif sunmaya çalışıyorum. O yüzden sizin yazdıklarınızı, e, siz sizin düşüncelerinizi değerli bularak burada okumak istiyorum. Şimdi Handan'cığım. Ben de sen bu, bu ha. soruyu sizin ha. sorunuz üzerine hocam. hocam. Evet. Ee, diyorum ki benim şahsi fikrim bu konuda hiçbir şekilde yoktu ha. Ee, bununla ilgili bir araştırma yapıp da önüme düştüğü için hani bilimsel açıklıklar güzel ben dolakladım onu yoksa benim tabii ki şahsi fikrim değil. Ya yani şahsi fikrin oluşacak demek ki daha da kaynakları okuyarak daha daha da farklı yönlerden beslenerek tabii ki şahsi fikrin olacak demişsin ki Makam Müziği'nde günümüzdeki bilgisayar teknolojisiyle tespit edilmiş olan mücennet bölgesi olarak tabir eden aralıklar çeyrek ses olarak tanımlanabilir. Fena değil. Ben bunu seviyorum. Bu bu yani çeyrek ses dediğimiz zaman esnek düşünelim yani hani e, e, şey diyoruz e, işte e, beşli yukarı diyoruz e, dörtlü aşağı diyoruz ama eksik beşli de diyebiliriz artık dörtlü de diyebiliriz o yani dörtlü beşli tek başına bir e, e, I, 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 sa, sa, sade ifade olarak alındığında onunla beraber e, gelecek olan ayrıntıyı içermiyor olabilir. Çeyrek ses dediğimizde eşit temperaman e, şeklinde bir çeyrek ses değil de natürellerden alterasyon e, e, ya da sapma şeklinde bir çeyrek ses anlamında ele alabiliriz ve tamam bu şekilde hoşuma gidiyor bu şekilde tanımlan, tanımlama çabalarınız. E, Okta ve 24, 53 hatta 72 eşit parça böyle uygulamalar bilinmektedir. Evet yani 24 yaş Araplar bölüyor. Biz aralizgiyi tamamlamak için 53 eşite bölüyoruz. kanunlara dediğim gibi bunu ilk kez bilimsel olarak ifade eden sanırım doktora tezimde ben oldum. E, bu şekilde 70, 72 eşit parçaya bölünüyor ve içinden bir alt küme çekilip alınıyor. Ve bu uygulamalar bilinmektedir diyorsun. E, i̇şte o Ozan hocamız tarafından çalışılmış olan 79 sesli düzen. İnşallah biraz daha ayrıntısına gireriz. E, Scala programını kurabildiyseniz bakabildiyseniz onlar da e, görülecektir. E, evet, oktavı 159 eşit parçaya bölmek ardından 79 sesin çıkarılması, alınması ile ortaya çıkan sistem. Temperaman olarak, evet bir temperaman çok doğru yakalamışsın. Bu bir temperaman. E, illaki temperaman ihtiyaç var mı? E, bu tartışılır. Ben böyle bir yol izledim. Güzel. Bir temperamal olarak Türk makam için son derece uygun bulmuştu. Tam son derece o tam sen biraz e, benden esinden misin ama evet. e, ne kadar uygun olup olmadığını bilimsel araçlarla e, usta icracıların takdiriyle belirlemek gerekiyor. Ben bir sistem ortaya atıyorum. Sonra siz bunu hepiniz benimseyin diye iddia etmiyorum. Bunu yapanlar oldu ya da şöyle diyen biz zaten ortada olan sistemik ortaya koyuyoruz diyenler oldu. Ben böyle davranmaktan yana değilim. Biz icra edilen aralıkları açıklamak ve onun ötesine de bizi taşıyabilecek şekilde hamle yapabilmek üzere gayret ediyoruz. bir Bilim insanları olarak, teorisyenler olarak bizim görevimiz burada aynı zamanda müziğe yön verecek yeni kanallar açabilmek. Yani tek başına müzik e, açıklanacak teori tarafından açıklanıp olduğu gibi e, dondurulacak bir anlamda alınmamalıdır diye düşünüyorum o yüzden tamam uygun olduğunu e, vaz etmişsin sen e, e, tamam bakalım ne diyecekler Bunca 15 senedir duruyor orada kenarda e, kim anlıyor kim anlamıyor hatta Ozan Yerman'ın 79 eşit sistemi falan diye yanlış tarif edenler var e, hala da anlaşılmadı O kolay değil bazı şeyleri anlamak ama zaman alıyor Neyse temperaman olarak ama <laughs> bir şey söyleyebilir söyleyeceğim. Evet İlayda söyle Benim bir konser program var da evden çıkmam gerekiyor. İzin Tabi Tamam tabii, tabii, tabii ama bir videonun devamını sonra linkten paylaştım izlersin İlayda'cığım Tamam hocam tamam. Tam hocam. Tamam, tamam. peki görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kal. Sağ olun. Şimdi dolayısıyla e, uygun bulunmuştur diyorsun. Tamam. Şimdi e, iki 2 dakika vaktimiz kaldı. İlayda gitti ama onun söylediklerine gelelim. Ee, ha, o şey pardon o çeyrek seslerle ilgili cevap vermemişti. Ee, Cafer'in söylediklerine gelelim. Cafer aramızda olmadığı halde güzel yazmış. Makam müziğinde çeyrek ses kullanımı zorunlu Ben buradayım diyor, hocam. Ben, ha, buradayım. Şey, ben buradayım. E, seni göremiyorum Cafercim ki kusura bakma. Merhaba da diyemedim. Ee, Burada konuştuk e, işte, aslında hocam dersin başında. Ha Merhaba acaba, a, do, do, ama şimdi şimdi gördüm tamam. Şey e, burada e, bir de ayrıldığını var, varsaydım yanlışlıkla o zaman. Tamam. Şimdi Yok hocam resimli, buradayım. Tamam tamam. Makam müziğimizde çeyrek ses kullanımı zorunludur. Örnek verecek olursak sabah makamı nasıl çaldım klavyede? sabah andırdı mı? E, ne diyorsun Caferciğim? Andırdı hocam. Andırdı hocam. E, güzel ben yani duydum. tamam. tamam. Örnek verecek olsak sabah makamı la, la durak sesi üzerine kuruludur. Re notası yarım ses. E, şey, Aralezgicilere göre yazarsan farklı oluyor. Yarım ses değil. O, o da çeyrek sesli bir indirim gerektiriyor alterasyon gerektiriyor. E ee, si notası ise çeyrek ses pesleşme icra edilir. Türk Halk Müziği eserlerinde arızı arızı ses olarak si bemol iki olarak e, yazıyoruz diyorsun. Si bemol 2'nin en çok kullanıldığı diğer makamlar ise Hüseyini Uşak işte Kerem Aya. Tamam şimdi bir taraftan e, makamlardan bahsediyorsunuz Halk Müziği'nde diğer taraftan Türk Halk Müziği ve Türk Makam Müziği diye ayrı ayrı isimlendiriyorsunuz. Buradaki e, vaziyeti siz netleştireceksiniz. Eee profesör ...jönel yaşamınızda. Ee, bir dakikadan az kaldığı için bu seansı kapatıyorum. Tekrar e-posta davetiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bekleyin lütfen. Evet. Bu, bu, <laughs> hızımı alamadıysam beni mazur görün. Heyecanımıza mukayet oluyoruz. Devam edelim. Tekrar e bir seans başlatıyoruz. Öğrencilerimize tekrar e-postadan... <laughs> ...davetiyelerini gönderelim. Evet. <laughs> Tamam. Tamam, bunu da gönderdik. Şimdi, evet, bu bunu dinlettim. E, Musiki programını kapatalım. E, gerçi 79 bu sistemde de bir e, Girifsen Nazım Bey, eee girerse Asım Bey e, e, denemesi var. Belki ona da bir bakılabilir bu aşamada. Açılırsa eğer. Evet bu da 79'lu sisteme göre. E, şuradan bakalım. Evet e, Cafercim tekrar hoş geldin. Tam ekran paylaşımına geçiyorum. E, Merhabalar hocam. Merhabalar. Evet. E, şimdi e, yazdıkların e, hoş, gayet güzel. E, yani çeyrek sesleri her halükarda bir şekilde sıkıntı. Evet, e, e, Zeynepcim, Esracım tekrar hoş geldiniz. Hoş e, 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 Veyselcim sen de hoş geldin tekrar sesim geliyorsa eğer e, Veyselcim sen de hoş geldin tekrar Hı -hı. merhaba. Ee, Hocam bu arada nasımız böyle e. özür dilerim. Ha tabii ee, söyley Zehir Biz sesi ve görüntüyü kapatıyoruz çünkü mecburen ders aramızda giriyoruz. İki dersin arasında gidiyoruz. E, ta ta ders de. Tamam tamam. E, çok gelip giden oluyor. Sizinle hani dikkatiniz e, dağılmaması açısından böyle oluyor. Yok yok ben benim dikkatim dağılmaz. Ben sizi görmek isterim. Orada sorun olmaz. Yani siz rahatsız olursanız o ayrı tabii. Yoksa ben sizi görerek devam etmek isterim. Çünkü ekranımda şurada zaten küçük bir foto içerisinde görünüyorsunuz. O beni rahatsız etmez. Dolayısıyla şimdi çeyrek seslerle ilgili Cafer'in yazdıkları hoşuma gitti. Yani bir şekilde uşak için, sabah için, hüzlem için, karcar için ek kerem ayağı diyorsunuz. Kalenderi diyorsunuz. E, sabah için kalenderi diyorsunuz, değil mi? Ve arelezgide olduğundan daha pest bir e, sabah perdesi basıyorsunuz. Daha böyle batım müziğinin eşit yarım sesine yakın bir e, sol bemol oluyor ya da e, ne ne diyorsunuz ona? Re bemol diyorsunuz. Sevilcim tekrar hoş geldin. Dilekçim tekrar hoş geldin. Eee Şimdi e, e, bu çeyrek ses mevzu o kadar kafa karıştırıcı, o kadar uğraştırıcı bir mevzu ki Handancığım tekrar hoş geldin. E, ben mesela 79'u sistemi niye bu işi vardırdım? Veya 79'un sistemin ayrıntısı niye gerekiyor öyle diyelim. Çünkü bizim makam müzikçiler her ahenkte bütün makamların bütün entonasyon ayrıntısını aradıklarında, bulamadıklarında şu, bu defa 53 koma ya da 72 ton eşit taksimat alt kümeleri üzerinden ayrıntılandırmaya çalışıyor. 72 de yetmiyor. 12'nin 7 katı olan 84'e bölmeye çalışıyorlar. Daha işte... E, e, a, e pest bölgelerde kanunda yer oldukça oktav ve değerliklerini zedelemek pahasına böyle yol alıyorlar. E, ben 79'lu sistemi hem oktavlarda tam bir mikrotonal tutarlılık olsun diye hem e, 12 sesli bir e, alt küme alabilmek için hem arelezgi gibi e, diyezlerin bemollerin birbirini koma farkıyla sollaması için hem çeyrek ses dediğimiz mücennet bölgesi ayrıntısını tamamen e, e, sunabilmek ve dijital ortamda o duyum tatminini sağlamak için çıkarttım ortaya. her ahenkte bu ayrıntıyı dinleyebilme imkanı olduğunu nasıl gösterebilirim? 79'lu sistemde Uşak şarkı, canlı rakibi Handan edersini kendi sesimle mesela eşlik ederek okuyabilirim. Bir bakalım. sesim yeter. Beni affedin. Benim çok vokal olarak terbiye edilmiş bir sesim olmasa da. çok Evet. Ca. Evet. Ca. No. Bir dakika şöyle yapalım. Evet. kadar e, amatör performans yeterli olacaktı ki... ...benim sesim de duyulduysa... ...şöyle... ...canar gibi ...işte orada çeyrek ses alterasyonu gerek... ...yani naturele göre... E, ...bir bakıyorsunuz... ...40 sent 50 cent, 55, 60 cent kadar... ...indirmek gerekiyor uşak yaparken... ...uşak makamında böyle bir durum var... ...hatta bu durum o kadar öyle ki... ...yani... E, ee, Yunan Ortodoks müziğinde yani Bizans müziğinde de benzer şekilde görünüyor onu da bir dinletmek isterim. Du duyabildiyseniz eğer. E, orada da Yok, bizim abi, Uşak'ta yap, yap çok, çok evet. Ya tamam. Ee, şey si sistemlerim e, çok çok karışık olunca benim de hızlıca ilerlemek istememden dolayı kafa karışıklığı oluşunca e, yetişemiyor biliyorum hepsine beraber. Lütfen mazur görün. Yani e, Bizans müziği denilen o o Ortodoks koral müziğinde de uşak makamının perdesi Segah perdesi Sabah makamının perdesi Bizim makam müziği dediğimiz Halk ve sanat müziğimizde olduğu gibi Kullanılıyor Uygulanabiliyor ve Dolayısıyla bu müzik türlerini Bakalım nitelendirirken Ne demişiz Eğer şeyler bittiyse Cafer'le ilgili Çeyrek seslere değindik Sevil orada yazmıştı Tekrar Zeynep'e dönelim ee, Türk müziği değişindeki Türk sizce hangi anlam yüklemleri ve saçaklarıyla beraber gelmektedir diye sorduğumda şöyle demişsin. Türk müziği değişindeki efendim, ha söyle Zeynep'çim. şey e, bu soruya birazcık aslında çekinerek yanıt verdim. Çünkü benim de evet. çok kafamı karıştıran bir konu. Zaten fark etmişsinizdir. Evet, hani evet. Kimsenin de yanlış anlamasını istemem söylediğim cümlelerden. O yüzden hani bir. Yok bir yok burada burada burada, düşün düşün, burada eleştirel olsun, e, e, biraz e, vurgulayıcı olsun, düşüncelerinizi serbestçe söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni bile eleştirebilirsiniz. Sorun tabii ki sorun değil. Çünkü bir akademik ortamda, üniversite ortamında düşüncelerimizi e, belli kalıplar içerisinde değil, o sınırların. Yani tabii saygı sınırları içerisinde ama yine de özgür düşünce sınırları bakımından ele alacağız olacağız ki birbirimizi anlayabilelim. düşüncelerimizi paylaşırken birbirimizi yanlış anlamaktan uzak düşebilirim yanlışlık olmasın. O yüzden Zeynep'ciğim çekinceye gerek yok. O oku, oku, okuyayım müsaadenle. Demişsin ki Türk müziği diyeşindeki Türk kelimesi Türkiye ait olan müzik demek demek istendiğini düşünüyor fakat Türk müziği dediğimiz müzik bulunduğu coğrafyadan çok fazla etkilendiği için, yani Orta Doğu bölgesinden değil mi Orta Doğu'dan çok fazla etkilendiği evet, için hocam. özellikle Türk kelimesinin kullanılması ayrıştırıcı bir unsur olması muhtemel evet böyle bir problem şöyle var size dinletmek isterim ee, mesela e orijinal Türk diyebileceğimiz Tuva Türklerindeki müzik bugün bizim yaptığımız uşaklı, sabahlı, karcağlı, yüzdamlı müziğe benzemiyor. Bakın dinleyin. arkadaşlar gırtlak üzerinden armoniklerle çıkartarak söylüyor. Biz bunu kullanmıyoruz bizim Orta Doğu etkisinde kalmış olan Anadolu Trakya müziğimizde, yerli müziğimizde, otantik müziğimizde bunu kullanmıyoruz. Hatta Tatarlar da Slavonikleşmiş bir Türk müziği yapıyorlar. Bakın onu da dinleteyim. Evet. Bakçalarda kestane, bakçalarda kestane, daha kılır daha ne daha ne, daha kılır daha ne daha ne. Evet, ki bahçelerde kestane dökülür daha ne ama bu şey Rusya Federasyonu içindeki Tataristan Cumhuriyeti'nde yapılan müzik ve Slavonikleşmiş bir Türk müziği. Ee, bir taraftan Tuva Türklerinin yaptığı Moğollaşmış gırtlak nameli müzik, o şey gırtlak harmonikli müzik. Diğer taraftan Bizans Rum Ortodoks e, kilisesinin şanında gördüğümüz Uşak makamı, Sabah makamı benzerlikleri. E, bir taraftan Anadolu taşramızda bağlamalarımızda e, zurnalarımızda bulunan e, Orta Doğu'nun e, etkisinde kalmış olan e, Arabesk ile artık iyice e, a a Araplığı konusunda e, neredeyse şüpheye düşülmeyecek özellikler barındıran müzik e, etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz ve sen ne demişsin Zeynep'ciğim bunun e, e, ötesinde bakalım e, Anılan bağlamda Türk müziğinin tarihsel ideolojisi olduğunu ve bir misyon devraldığınızı düşünüyor musunuz? Buna cevap vermemişsin. Bir şey demek istiyor musun bu konuda? Hocam açıkçası ben yani cümlelerimi toparlayamadım bu soruyu düşündüğümde. Ne demek istediğimi bilemediğim için o yüzden soru işlemine koydum. Tamam o zaman Esra'nın dediklerine gelelim bu aşamada. Şöyle bakalım. Türk müziği değişindeki Türk sizce hangi anlam yüklemleri ve saçaklarıyla beraber gelmektedir? Buna ne, ne demişsin? Müziğin her ne kadar evrensel olduğunu ve ayrıştırılmaması gerektiğini savunsak da artık savunanlar düşünsün diyeyim parantez içinde. Ee, her her kültürün müziğini müziği kendine has sistemlerle örülmüştür. Güzel. Bu düşünce tarzını beğendim. Yani e, evrensellik nerede? E, herkes duygu ve düşüncesini seslerle ifade edebiliyor ama ne demek istediğini o kültürün özelliklerine sahip olanlar daha iyi biliyorlar. E, tamam e, Türk müziği de diğer müziklerden bağımsız olarak dikkat et bağımsız orada seni de tartışırım e, tam ne kadar bağımsız ne kadar etki altında orası e, tartışmaya açık bence ama e, düşüncenize saygı duyarım tabii e, nihayetinde diğer müziklerden bağımsız olarak kendi içinde sistemleşmiş ve özgünleşmiştir. Peki özgünlüğünü kabul ediyorum. Bağımsız olduğu konusunda en fikir olmayabilirim o da aramızdaki düşünce ayrılığı olsun e, bu nedenle Türk Müziği'ndeki Türk kelimesinin belirleyici ve açıklayıcı olması adına anlamlandırıldığını düşünüyorum. Anılan bağlamda Türk Müziği'nin tarihsel ideolojisi olduğunu ve bir misyon devraldığını mı? E, e, evet e, d d bir misyon devraldığını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum demesi. Çünkü Türk Müziği uzun yıllar öncesinde dayanan bir tarihsel süreci barındırıyor bu süreç içerisinde sürekli değişimini ve gelişimini sürdürmüş. Tamam. Değişim ve gelişim ne oluyor? Birden bire farklı bir müzik oluşuyor. İşte Tataristan'da Slavonikleşmiş bir Türk Müziği oluyor. Tuva e, Cumhuriyeti'ne gittiği şey orada tuva e, e, oblastına gittiğiniz zaman e, orada e, moğollaşmış iyice e, kuzey bölgeleri Yakutistan'a doğru gittiğinizde iyice Sibiryalaşmış bir müzikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki bu süreç içerisinde sürekli değişimli ve gelişimli sürdürmüştür. Yaşanılan dönemlerin bir her evresi her evresinde toplum ve müzik etkileşiminde olmuştur. Bu nedenle müziğin tarihsel süreç içerisinde sen mi misyon devralıyorsun? Orada bir soru tam karışmış galiba. Yani soru şuydu. Sen Türk müziğini devam ettirmek, geliştirmek ve ona bir şeyler katmak için konservatuvar öğrencisi olarak bir misyon devralmış bir bir, bir bir durumda hissediyor musun kendini? Öyle görüyor musun? Soru buydu. Ben soruyu yanlış anlamışım. Evet. Ben birlikte tarih anlatımı yani, da veriyorum. Evet, alakalı insanlarım. Ya yani ideolojik bir misyon devraldığını düşünüyor musun o anlamda sordum. Evet, yani konservatuar öğrencisi Türk müziği bölümlerine girdiği zaman Türk müziği konservatuvarlarına girdiği zaman ideolojik bir misyon devralmış oluyor mu? Sen bir böyle bir misyon devralmış oluyor musun? Böyle hissediyor musun? Onu soruyorum. Evet, oluyoruz. Şey şey oluyoruz evet, tamam. Yani o, tamam. O zaman e, burada e, şeye geçelim. E, diğer e, e, İlayda'nın yazdığına geçelim. İlayda e, her ne kadar aramızda ayrılmışsa da şöyle demiş. Şöyle e, Türk orada hangi anlam saçaklarıyla geliyor, hangi bağlamda geliyor? Türkiye ait olan ezgileri içeren Arap Bizans ezgileriyle harmanlaşmamış müzik diyor. Ama ne kadar harmanlaşıp harmanlaşmadığını artık e, e, müzikler arasında karşılaştırma yaparak e, ve e, aralık analizleri, perde analizleri yaparak görebiliriz. E, makam ezgi analizleri yaparak görebiliriz. Ve e, Türk müziği konusunda de, misyon devraldınız mı diye sorduğumda, Türk müziği kültürel bir Mirastır geleneği geleceği en az kayıp ile aktarma hedefleyen bir misyon dedi. O da e, sanırım e, so sorumu e, edilgen anlamış. Edilgen bir soru olarak almış. Yani bizzat siz o misyonu devraldınız mı diye sormuştum. E, tamam yani e, herhalde gelenekten geleceği biz aktarmakla görevliyiz anlamında. Ya da öyle bir e, e, sorumluluk alıyoruz anlamında söylemiş. Ondan sonra e, Handancım sen ne demişsin? E, e, bakalım. E, e, burada... Türk müziği yer aldığı coğrafyada tarihsel süreçler içerisinde pek çok kültürel etkileşim uğramış olmanın verdiği çeşitliliğe zenginliğe sahiptir. Otantik Anadolu halk müziğinin yanında Bizans Arap etkisiyle gelişmiş olan makam müziği kendi özgün karakteristik yapısını oluşturmuştur. Burada İlayda'dan daha da farklı bir çizgide olarak diyorsun ki açıkça diyorsun ki evet Arap Bizans etkisi görülebilir. Yani ne olacak ki yani etkileşecek tabii ki yani olduğu gibi yani Esra'cığım senin söylediğin gibi tam bağımsız gelmiyor oluyor değil mi? Ee, yani Handancığım sen burada etkileşim içerisinde geldiği için Orta Doğu, Orta ulaşmıştır demiş oluyorsun değil mi bu, bu durumda? Evet tamam yani e, Tatar, Tataristan'daki Türklük'le e, e, tam bir ilgisi kalmamış oluyor veya Tuva Türklüğü'yle bir ilgisi kalmamış oluyor bir bakıma değil mi? yani orada yani tamam biraz yani, arkadaşlar çekinmenize gerek yok dediğim gibi bu konuları serbestçe tartışacağız Ter serbestçe eleştirilerimizi düşüncelerimizi ifade edeceğiz Şimdi devam efendim Veyselciğim söyle. Evet. Hocam ben bir şey danışmak istiyorum. Şimdi bizim Avrupa müziği işte Batı müziği olarak gördüğümüz müzik kendi içerisinde ayrışıyor mu? Mesela tabii ki Alman müziği diyor muyuz? İngiliz Ha şöyle hayır blues diye, swing diye, rap hip hop diye veya tabii ki Fransız opera buffası, opera İtalyan opera seriyası, veya e, Alman sinchpieli olarak kültürel mini mini ayrışmalardan sonra daha da büyük popüler ayrışmalar geçiriyor caz müziği e, ve e, tabii onlar da beraberinde e, farklı türler olarak e, karşımıza çıkıyor. E bu e, tabii bu hemen görülen bir şeydi çünkü Avrupa sanki yekpare monolitik bir varlıkmış gibi görünüyor ama öyle değil esasen. Çünkü e, bir de onların ha yerel halk müziklerine baktığında Çekoslovak, Avusturya yerel halk müziği işte zither kullanıyor bir tanesi. Bir tanesi tu İskoç tulumu kullanıyor. İskoç tulumundaki seslerle Av Avusturya zitherindeki sesler e, alakasız sesler veya e, İsveçliler mesela e, hekel harpe diye e, hurdi, hurdi, gördü gibi bir şey kullanıyorlar ve bastığı perdeler e, batı müziğinin eşit temper anlayışına ya da o ona yakın anlayıştaki seslere çok yabancı sesler olarak mikrotonal sesler. Dolayısıyla Batı müziğinde de batı folklorik havaları ya da batı ülkelerinin folklorik havaları, batı müziğinin, klasikal müziğinin içerisinde opera gibi farklı alanlarda kültürel ayrışmalar ve sosyolojik ayrışmalar ve popüler alanda da jazz, swing ve hip hop rap gibi ayrışmalar her zaman gündemde oluyor. Ya aslında bi bizim de bir nevi böyle değil mi? Mesela biz Türk müziği adı altında mesela zamanında ne bileyim Perslerle etkileşim haline girip ne bileyim evet. onlardan bir şey Araplar evet. ne evet. Araplar Tamam. Evet. Evet. Türk müziği almış. ee, Ağabey yani seçimlerin e oluşturduğu bir olgu. Bir, tamam. Bir olgu. şimdi şimdi Türk sözcüğünü bazı arkadaşlar etnosantrik bağlamından koparamadıkları için bu konuda geleceğim birazdan. Yani bir taraftan anayasal Türklük diye bir tarif var. Yani Türkiye içinde yaşayan vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk deniyor. Diğer taraftan onun ötesinde Sevil'ciğim burada lafı sana getireceğim birazdan hazırlıklı ol. Ta Hunlardan Göktürklerden falan bu tarafa doğru getirdiğimiz ve olduğu gibi bazı unsurlar barındıran bir, bir anlayışla anlatılmak isteniyor. Halbuki burada Handan ne demiş? E, Türk müziği yer aldığı coğrafyada yani Orta Doğu coğrafyasında tarihsel süreç içerisinde de, senin de dediğin gibi Veysel'cim Perslerle işte Araplarla işte Memluklarla Berber, Berberi Kuzey Afrika ile etkileşimle çok kültürlü dolayısıyla Handancım öyle diyorsun etkileşime uğramış olmanın verdiği çeşitliliğe sahiptir. Otantik Anadolu halk müziğinin yapısında da aynı şekilde Bizans Arap etkisiyle gelişmiş olan makam müziğinde de kendine özgün karakteristik yapılar mevcuttur diyorsun. Ee, tam ve bir konservatör öğrencisi olarak e, ben Türk müziğinde e, 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 Türk Türk müziğinin evrensel olarak tanınmasını ve kaybolmamasını arzu ederim diyorsun güzel şimdi burada e, Se Sevil'cim tam lafı getirmişken senin yazdıklarına gelelim sen diyorsun ki e, Cumhuriyet'in ilanından sonra muhafaza edilmek zorunda kalan müziğimiz niye muhafaza edilmek zorunda kalıyor o konuda e, tartışalım istersen. E, <laughs> batılılaşma anlamında bir Değişikliğe ara aralıksız uzdülek sistemi mesela notasyon sistemi açısından demek istedim orada hani. Bir ha, ha tamam. Arşivlenme evet. çabasına gidiliyor, müziğimiz Hani ya, tamam. Yani, ya, korun yani ön, ön, önceden, yani, önceden bir, bir önceden bir ses sistemi vardı ama daha sonradan matematiksel, fiziksel olarak ifade edilmek evet. için e, bilimsel araçlarla güncellenmesi gerekti fakat bu yapılırken e, muhafaza edilmek yolunda çünkü batıllaşma etkisi evet. altında daha çok kalındığı için e, muhafaza etmek zorunda kalındı ve işte bundan dolayı ediyorsun. Batılaşmadan e, dolayısıyla e, makamsal e, müziğimiz de et, nasibini almıştır. E, bu, buna rağmen bu, almış olsa da milli değerlerimize sahip çıkma duygusu ile başarılmış bir Türk müziği külliyatı ve sistemleştirme çabaları söz konusudur. Güzel. Evet. Gerçekten de Aral Ezgi'nin bütün temsiliyet krizine rağmen e, makamsal külliyatımızı belli bir ölçüde Rauf ve Aral Ezgi'nin belli bir ölçüde makamsal külliyatımızı bugüne ulaştırmada kritik bir rol üstlendiğini söylemek durumundayız. Kesinlikle.

Ve bunu takdir etmekte durumundayız belki e, bu açıdan. Ve e, e, burada çabalar var. E, bu Külliyatı ve sistemleştirmeyi gerçekleştirme çabaları var. Böyle karmaşık bir süreçte şekillenmiş olması ise Türk müziği değişini güçlendiren bir husus olmuştur. Yani işte burada yani anayasal Türklük ile etnosantik bir Türklüğe doğru gidiyoruz. Dikkat edelim. Yorumlarımızı biraz yanaştıralım. E, fakat e, çok daha öncelerine gidersek Türkler Hun devletinden bu yana tabii Hunların da Türk olup olmadığı daha hala tartışılan bir konu. Onu oradan başlatmışsın. Hun devletinden bu yana kendi müziğine sahip bir ulus olmuşlardır ve yine de Türk müziği ilerleyen zamanlarda devletlerin imparatorluklara dönüşmesiyle çok uluslu bir toplum yapısına sahip olmasıyla birlikte diğer ulusların müziğinden etkilenmiştir. Bu etkilenme yalnızca ulusların iç içeliğinden kaynaklı olup birbirlerine pek çok yönden çok kazanır sağlamaklı, sağlamaklıklarıyla alakalıdır. Yani çeşitlenerek gelişmiş ve şekillenmiştir. Evrende hiçbir şey durağın değildir. Buradan yola çıkarak müzik gibi çok geniş bir ilmi sanatı sınıf, sınırlandırmak mümkün değildir ama e, burada yani aramızda Orta Asya ile aramızda koskocaman Hazar Denizi var, işte Zagros Dağları var, işte e, e, Taklamakan Çölü var e, aramızda coğrafi engeller var ve bir bakıyorsun Tuva müziği bizimle hiç alakasız bir noktaya evrilmiş e, Tataristan e, şeyin Kafkasların kuzeyinde kalmış olarak bizimle bağlantısı kesilmiş olarak neredeyse Slavonikleşe gitmiş. Dolayısıyla hem Türkçe hem Slavonik bir müzikolu vermiş. E, devam edecek, edecek olursak çe Tamam çeşitlenerek gelişmiştir, e, şekillenmiştir. Evrende evren hiçbir şey durağan değildir. Buradan yola çıkarak müzik gibi çok geniş bir ilim sanatı sınırlamak mümkün değildir. Tamam, peki sınırlandırmaktan e, tabii uzak duralım her er, arkada. Müzik durağan değil, dinamiktir. Çok doğru gerçekten bugün yaptığımız tarifler yarına ne kadar hitap ediyor onu bilemiyorum. Ee, göreceğiz, yaşayacağız. Türk müziği değişindeki Türk sıfatını günümüzde Türkiye ile sınırlandırılmış dar bir çerçevede ele aldığımız şeklinde bir gözlemde bulunabiliriz. Fakat Türk toplumu Orta Asya'dan başlayıp Anadolu, Horasan ve Avrupa topraklarına kadar pek çok coğrafyada yaşamış ve iz bırakmış bir toplumdur. Bu sebeple gibi bak burada etnosantrik bir e, ifade kullanıyoruz. Yani tamam e, Türkçe konuşan kavimler geliyor Anadolu'ya akın akın geliyorlar. Yerleşiyorlar ta işte Bizans zamanından başlayarak e, e, silahlı paralı asker olarak tutulmaktan daha sonra Selçuklu ordularının e, 1071'de Malazgirt'te Anadolu'ya e, yerleşmesine daha sonradan Osmanlı işte Kayı boyu vesaire derken e, gerçekten akın akın geliyor. Ama burada etnosantrik bakmamak lazım burada genetik bir analiz yaptığın zaman ne kadarının Orta Asyalı ne kadarının yerleşik Orta Doğulu olduğu zaten e, gene şeyde görülüyor e, e, hap, e, haplo gruplarda görülüyor. Ee, dolayısıyla burada e e, işte iz bırakmış bir toplumdur ta Anadolu horasan Avrupa topraklarına kadar. Peki iz bıraktı tamam ama demek istediğim şey bir Etkilenmiş olmasıydı. Bir kendi de e, yani bırakmış, e, onlardan e, e, da e, almış yani e, demek istedim. Ta, Tamam tabii güzel. Tam bu bu düşünce e, o, o kadar e, uygunsuz değil hatta uygun olan çok çok tarafı kapı, katılıyorum. Etkile, etkilenmek bakımından gerçekten öyle. Bu sebeple günümüzde bu coğrafyalarda icra edilen müziği ele aldığımızda Türk müziğini duyabilmek için i̇şte, Tataristan'da yapılan ne kadar ne kadar e, Anadolu'daki Türk müziği ya da Tuvaları tuvanı, Tuva Türklerinin yaptığı ne kadar ya da Uygur Türklerinin Çin etkisi altında yaptığı ne kadar buradaki Türk müziğini andırıyor onu size evet, değinmek Aslında size o yüzden bu müziğe Türk müziği denmesine karşı olan bir görüş sergilemek istemiştim. Ta tamam çünkü tamam. O, yani burada e, dediğim gibi yani serbest düşüncelerimizi saygı sınırları içerisinde tabii ki ifade edebileceğizdir. Şimdi demek ki ee, bu sebeplerle günümüzdeki coğrafyalarda icra edilen müziğiyle aldığımızda Türk müziğini duyabilmekteyiz zamanla farklı devletler ayrılan Türklerin müzikleriyle ufak farklılıklarla birbirine ayrılmış perdeler, çalgara ve melodilerle Türk müziğine ayrışmış birer milli e, müzik örnekleri olarak görmekteyiz tüm bunlar özet olarak Türk müziği Hun devlet, yine Hun devletine bağlamışsın tamam olabilir <laughs> tamam. yani çok eskiden yana... bile demek istiyorum <laughs> e, ta, ta, tamam inşallah öyle e, Hun devletinden bu yana evrimleşerek gelen bir makam müziği perde müziğidir fakat yüklenilen anlam milli bir anlam sesleriydi Tamam yani milli derken e, anayasal milli mi etnosantrik yani kayı boyu anlamında bilmiyoruz. Evet etnosantrizme kayma tehlikesinden dolayı şimdi anayasal zeminde o zaman <laughs> tamam, güzel bu hoşuma gidiyor ama şöyle bir problem oluyor tabii Türk müziği bölümleri Türk müziği konservatuarları bu şekilde tarif edilecek olduğunda eskaza Karadeniz müziği Laz müziği Kürt müziği falan diye onlara yönelik de konservatuarlar ya da bölümler ya da dernekler açılması kurulması icabı ortaya çıkıveriyor birdenbire çünkü herkesin temsiliyeti bunalımı söz konusu oluveriyor. Ee, tabii bu tartışmalı yani ben bu bu kısımlarda e, e, çok deşmek istemiyorum ama yani bir fikir vermesi açısından ifade etmiş olayım. Sonuç itibariyle e, e, milli bir anlamda ele alabiliriz diyorsun ve e, tarihsel bir ideolojisi var mı? Bir misyon devraldığını düşünüyor musun? Böyle bir ideoloji ve, ve misyonun var olduğunu biliyorum, hissediyorum. Bununla birlikte bu duruma katılmıyorum diyorsun. Evet biraz önce söyledin zaten Sevinç'im bir önceki andan bağlandı Türk müziği olarak andan da ayrıştırılmış ve millileştirilmiş bir müziği Batı müziği tempera sistemine sıkıştırılmış bir biçimde öğrenerek icra etmeye çalışmak. evet 72 ton eşit temperamana göre çakılmış kanunlarla beraber temperalist etkide icra ediyoruz. Yani Batı müziğinin majör üçlüleri minor üçlüleri arka planlı armoni destekli olarak adeta bangır bangır eşit temperaman sistemlerine göre ses teknolojileriyle güçlendirilmiş olarak icra etmeye çalışıyoruz ve birdenbire kendimizi batı müziği bağlamına hapsolmuş buluyoruz. Böyle bir evet de aynı dediğin gibi batı müziği tempera sistemine ve o bağlama sıkıştırılmış bir biçimde öğrenerek icra etmeye çalışmaktayız. Bu bağlamda misyon edindiğimiz hususu ise Türk müziğini korunmaya ve yaşatılmaya çalışmasına yönelik de buna muhtaç bir hale getirmiş bir müzik olduğunu bakış açısıyla sınırlı kalıp ülkemizde birçok konservatuvarın misyonu ve vizyonu da olduğu düşüncesiyle yoluna devam ediyoruz. Türk müziğini yaşatmaya çalışmak veya onu korumaya çalışmak bir misyon olmamalıdır. Ee, yani niye olmamalı? Yani şimdi burada belli bir e, kültürün temsilcisi olmak, o kültür devam ettiriyor olmak, o misyonun taşıyıcılığı anlamına gelmiyor mu sevgili cem? Onu zaten icra ederek ya da e, severek dinleyerek hala bir şekilde yaşatmış oluyoruz. Ben o yüzden evet, evet. misyon edilmesi gereken konularım daha farklı konular olduğunu düşünüyorum. Ha, tamam. Ya, i, ta ya, i̇deolojik bir misyon olarak algılanmayıp sadece kültürel bir sorumluluk olarak evet. değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tamam. Evet, güzel. Sonuç itibariyle böyle bir misyon e, baz etmemek lazım. Misyon edilmemiz gereken konular e, bana göre başka başka olmalıdır. Yaşatmak ve korumak zaten bu müziği icra ederek ve bunu, bunu devam ettirerek yaptığımız oluşur. Arşiv çalışmaları, e, belki derleme çalışmaları değil mi? Keza olması gereken alanlardır diyorsun. Güzel. E, şimdi e, Cafer'in dediklerine bakabilir miyiz? Cafer'cim oradasın değil mi? E, dinliyorsun e, sanırım. <laughs> ee, bu buradayım e, hocam ben. E, e bu tamam. konuyla ilgili ha. bir görüş belirtemedim. Tabii ta, ta, tabii tabii görüş tabii ki tabi ki. Toparlayamadım ama e, bir ha. halk müzikçi olarak mesela e, ne bileyim şu anda biz hala Şah Tsay çalıyoruz Türk halk müziği adı altında. E, evet. e, baktığınız zaman Mezopotamya İranlı bir, İranlı bir ozan. ozan. E, evet. Yani e, birçok yerden etkilendiğini düşünüyorum. İşte o işte Hacı Bektaşlı veliler, Hoca Ahmetler, e, e, evet, evet Hoca Birlik abi, Birlik. Evet. Evet, evet. Evet yani o oradaki bir sürü ulu ozandan da etkilendiğimizi düşünüyorum ve e, tamam. hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Ee, yani de, dikkat et, etnosantrikle Orta Doğululuk arasında gidip geliyorsun. Arada ee, evet. e, yakaladım orada. <laughs> evet hocam. <laughs> e, e, ta, şimdi ol, ol, olur. Yani hayat e, mükemmel, kesin çizgilerle belirlenmiş bir sistem olmayabilir. Çok karışık yapıların iç içe geçtiği e, ve hepsinin birbirlerini dönüştürdüğü bir e, e, karambol da olabilir. Bu normaldir, hayatın gerçekleridir. Bunu yaşayarak sizler de çeşitli ve, ve vesilelerle, çeşitli veçinleri göreceksinizdir zaten bu. Bu mesleğinizde. Şimdi de demişsin ki burada şuraya bakalım Türk müziğini farklı burada şey atlamışsın galiba Hocam Nasrettin Hoca gibi din... şey de Türk müziği de desek evet. olur etkilenmiş müzik desek de olur sen de yaptın <laughs> sen <laughs> <ne> yaptın <Yani, gülüyor> tamam, <laughs> tamam tamam güzel Veysel'cim şimdi bunlar tamam da bilimsel çatı altında konservatuar yani üniversite çatısı altında akademik disiplin itibariyle galatı meşhurlarla eğer öğretim yaparsak kendi kendimizi düzgün ifade etmiş olmayız. Bir sonraki nesillerin kafası karman çorman olur. Tabii, tabii hayat tamam karambollerle dolu. Her şey mükemmel tarif edilmiş değil. Eyvallah. Ama disiplinler Nasıl gelişiyor? Yani 500 sene önceki nazariyat kitapları yazılırken adam kafasından uydurmuyor. Yani belli başlı yüzyıllardan beri gelen damatılmış fikirleri aktarmaya ve geliştirmeye yöneliyor. Veya Rauf Yekta da boş bir adam değildi. Sonra Supi Ezgi, Hüseyin onlar da kendi dönemlerinin icablarına uygun olarak belki ideolojik koşullanmışlıklar içerisinde ama yine de o o o bilimsel akademik disiplinlerin devamlılığı üzerinden kuruyorlar ve söylemleri tamam bu, bugünkü mantıkla bakarsak hiç akademik değil söyledikleri hiç bilimsel olarak elle tutulacak tarafı kalmamış olabilir ama yine de öyle bir disiplin için öyle bir devlet anlaşılı öyle bir kültür anlaşı içerisinde söylüyor dolayısıyla ha Türk müziği demişsin ha Çerkez müziği demişsin ha Laz müziği demişsin ya yani böyle boş vermişlik içinde olunmaması gerekiyor Veyselciğim Düşünmenizi ben yani sorgulamanızı düşünmenizi eleştirel bakmanızı sağlamak isterim. E ee, beni bile sorgulayacaksınız. Yani o Oca Ozan, Ozan hocam öyle perdeler hesaplamışsın ki e, yani u uymuyor. E, abicim yani Ozan abi o Ozan hocam uymuyor falan diyebilmelisiniz tabii ki uymuyorsa. Gerçekten uymuyorsa. E, dolayısıyla Cafercim bir sonraki bölüme geçelim o zaman seninle beraber. E, şimdi farklı türler için farklı ses sistemleri gerekiyor mu? Tasavvuf, halk sanat. Gerekli olduğunu düşünüyorum demişsin. Örneğin Türk halk müziğindeki ağıtların, uzun havaların ortaya çıkında bakarak doğaçlama biçiminde olmasından hareketle doğaçlanan bir eserle beslenen eserin farklı ses sistemleri olması gerektiğini düşünüyorum diyorsun. Sanat müziği kurallara göreyken halk müziği irticalen, acı, kahramanlığı anlatan ezgiler oluştuğu için biri beslenirken diğeri doğaçlandığından dolayı ayrı ayrı ses sistemleri. Aynı zamanda çalgılarda da ayrı ayrı ses sistemleri olmalı mıdır? Sanat müziğinde arelezgi notasını kullanıyoruz. Halk müziğinde ise işte Muzaffer Sarı Sözen sistemini. E ben de diyorsun bunların ayrı ayrı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir bağlama icrası olarak eklemem gereken konu Kırşehir yürün. İşte bunu başta konuşmuştuk e ilk dersimizde sanırım. Kırşehir ürünü kullanılan ve Neşet Taşı'nın icra ettiği perde düzeninde halk müziği ses sisteminin eklenmesidir ya da daha anlaşılır yazılmasıdır demişsin. Bunlar güzel ayrıntılar. Şimdi... E bu çerçeveye geçecek olursak Handan'ın dediklerine dönelim. Ee... Burada Anadolu Taşlası ile saray tekke müziğin oluşum ve hizmet bakımından farklılık gösterdiğini düşünüyor musun? Evet farklılık gösteriyor demişsin sen de aynı şekilde. Halk ve saray ile tekkeler arasında ciddi bir yaşam farklılığı ve hizmet amacı olduğu bilinmektedir. Saray müziği ekseri üst tabakanın zevklerine diğeri ise dine hizmet etmişti. İlahilerimiz var tabii ki. Ancak Anadolu Taşlası'nda müziğin halkın sıradan duygu ve fikirlerine ortaklık etmiş olduğunu düşünüyorum. Tamam. Belirli kalıplara sokulmaya çalışılmadan icra edilmiş doğal sesler kullanmış bir tür olduğunu düşünüyorum. Tamam. Yani bir ayrım var yani halk müziği ve sanat müziği şeklinde bir ayrım, doğal bir ayrım diyebiliyorsun değil mi Handancığım? Evet hocam. Tamam. Ondan sonra e, İlayda'nın yazdığı, bakayım o e, ne demiş? E, tekke, Anadolu taşrası, saray müziği olarak farklı yerlerde icra edilen bir müzikten bahsedilir olsak da makam ve halk müziği bütüncül bir alandır demiş. Biraz kestirmeden bir cevap. Bütüncül tamam yani ikisi de uşak makamının karakteristik seganı kullanıyor ama ezgisi ne? E, ...armonisi ne, akordu ne, bağlamanın tınısı ne ya da tamburun tınısı ne... ...tını farklılığından, ritim farklılığından farklı bir şeyler ortaya çıkıyor mu? E, ya da e, Anadolu'nun doğusu daha çok İran, Azerbaycan tarafından mı etkileniyor? Anadolu'nun batısı, Trakya daha çok Balkanlardan mı etkileniyor? Bunun sorgulanması, bunun e, zihninizde netleşmesini isterim. Zeynep ne demiş? Eee... Ee, evet sizce yüzyıllar boyunca Anadolu taşlasıyla saray ve tekkeler aynı milli müziği mi icra ediyordu yoksa farklı türler olarak mı ele almak gerekiyor? Bence demişsin milli başlık altında düşündüğümüzde aynı çatı altında ele alınmalıdırlar fakat farklı türler olarak ele alınabilirler çünkü Anadolu taşlası, taşlasının yaptığı müzik anonim olarak oluşan, oluşan kulaktan kulağa gelen gelmekte olan Anadolu'daki insanların aşkların, acıların, özlemlerini isyanlarını dile getirmek için anlık söylenen irtica gelişen bir gerçekleşen bir müziktir. Tabi zamanla derlemeciler tarafından dinlenmiş, notaya alınmış ve günümüze gelmiş Saray müziği ise saray büyüklerini hoş tutmak veya gene saraya olan isyanı belli etmek gibi amaçlar ortaya çıkmıştır. Tabii ki yalnızca bu amaçlarla oluşmuş müzik türü değildir. Tekkelerdeki müzik ise yaratıcı olan aşkı, itaati belli etmek amacıyla aslında bir ibadet şekli olarak yapılmıştır. Ve farklı türler için farklı ses sistemleri gerekmekte midir diye orada bir karambola düşmüşsün galiba tam cevap vermekten kaçınmışsın. Bir söylemek istediğim bir şey var mı burada Zeynepçim. Ee, yani... Hocam yani ben üçünü <laughs> ayrı düşünüyordum zaten hani ama aşağıda da bir soru var galiba orada da işte zaten bu hani e, tutarsız evet. davranacağımı anladım da diğerine cevap vermekten kaçındım açıkçası. Ta, tamam yani evet. halk müziğinde ve Türk, Türk sanat müziğinde. Tek bir sistem e, mantıklıdır diyorsun. Ayrı ayrı sistemler karışıklık yaratacaktır diyorsun. Evet, evet. Tamam, evet. çok güzel. O zaman Esra'nın dediğine bakalım. E, vaktimiz de daralıyor hızlı. ya Davranırsam lütfen e, kusuruma bakmayın. E, burada e, tarihsel bir misyon devraldığını düşünüyor musun Sorusu şöyle demişsin Esra'cığım. Evet, düşünüyorum. Çünkü Türk müziği uzun yıllar öncesine dayanan tarihsel süreci barındırıyor. Yaş <laughs> tamam, bu e, 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 toplum ve müzik etkileşimdedir. Bu nedenle müziğin tarihsel süreçte bir misyonu. Bunu geçmiştik. Pardon. Sizce yüzyıllar boyunca Anadolu Taşlası ile saray ile tekkeler aynı milli müzik mi icra ediyordu yoksa bunlar farklı türler olarak mı ele alınmalıdır? Demişsin ki bence bu üç müzik farklı türler olarak ele alınmalıdır. Bu benim hoşuma gitti. Yani aynı Türk müziği diyoruz ama hepsi farklı farklı türler. Dolayısıyla sanat müziği topluluğuna halk müziği türküsü çaldırmamak lazım. Halk müziği topluluğuna da sanat müziği peşrevi çaldırmamak lazım. Ha yani hepsi kendi konusuyla ilgilense daha iyi yeridir oluyor demek ki. ondan sonra e, milli duygu anlamında hepsi Türk müziğin alt dalları sayılsa da işledikleri konular ve hisler birbirinden tamamen farklıdır. Anadolu taşrası halkın yaş, yaşamı ve hislerini anlatırken saray müziği soyluların bakış açısını ve yaşantısını anlatıyor. Tekke müziği ise ilahi konunun işlemesi tamamen farklı bir tür olarak ortaya çıkıyor. Güzel. Evet yani farklı farklı türler olarak ele almakta e, fayda var. Sevilcim sen uzun uzadıya yazmışsın burada. Hızlıca geçmemde mahsur yoksa sadece 5 dakikamız kaldı. E, demek ki... E, şurada ee, Benim görüşüme göre diyorsun Anadolu taşrasıyla saray ve tekkeler aynı müziği icra etmişlerdi. Burada diğer arkadaşların ayrıştın e, sevilcim. E, onu bana açıklamanı isterim e, kalan birkaç saniyede. Lütfen hızlıca. Tamam hocam. evet Neden e, saray ve tekkeler aynı müziği icra ediyorlar sana göre ayrı türler değiller? E, ben aynı coğrafya içinde... Türlerin e, olduğunu düşünüyorum ama hani bunu çok fazla ayrıştırıyorlar günümüzde. Anladım. Ve bu Anladım. bir şeye dönüşüyor artık hani çok ayrı bir müzikmiş gibi. E, evet evet sen tam bu, bu de, tam Nasrettin Hoca'nın tekrar de, devreye girdiği noktayı Sen de haklısın. Evet. Burada gerçekten ayrıştırmacılık da Türkiye'yi pek çok açıdan tehlik tehlikeye sokan, tehdit eden bir noktaya geliyor ve gerçekten de böyle bir bakış da makbul olacak taraflarıyla benim makbulümdür. böyle düşünmemin sebebi diyorsun. Saray ve taşra ayrımının tür olarak sınırlı kalmaması ve tamamen farklı iki düşman müzikmiş gibi algılanmasıdır. Bunun dışında makam müziği ya da perde müziği dediğim müziğin kapsayıcı bir müzik olduğu ortadadır. Zamanla büyüyen devlet yapısıyla farklı ulus kökenli müzisyenlerin saraya alınmasıyla zenginleşmiş ve bir külliyat oluşmuştur. Fakat bundan öncesinde halkın ağzında tekke de ve saray olan müzik birdir. Ya tamam yani e, öyle değil tam. Çünkü de, demin Zeynep ve Esra'yla görüştüğümüz şekliyle e, sen bir peşrevi halk müziği topluluğuna çaldıramıyorsun. Sen bir e, Anadolu türküsünü sanat müziği topluluğuna e, işte tamburlu, yaylı tamburlu kanunlu çaldıramıyorsun. Yani sarayda o gelişmiş gelişen müziğin halkta bir şekilde aynı şeylikte kalması. Tabii ki de onlar da gelişiyor, çeşitleniyor ama e, evet. bir şey yok sanatlılık Aa, ayrı evet sanayide daha çokmuş gelişmiş insanlar orada hani ilim insanları gelmiş işte başka milletlerden çeşitlenmiş Evet e evet, e tamam sen de öyle diyorsun zaten yani çok farklı etkileşimler olsa da sarayla beraber zenginleşip bir külliyat oluşmuştur diyorsun fakat bundan öncesinde halkın ağzında tekke'de ve sarayda olan müzik yine de bir sayılmak gerekir. Bu bağlamda diyebiliriz ki Türk müziği türlü bir yapıya sahip değildir fakat tür bir dakika tür türler yoktur diyorsun. Burada tür tür yapılara sahip değildir fakat sarayda olan gelişmelerden geride kalmış eski Türk toplumlarından bu yana gelen müziğimizin ham hali de yaşamıştır. Yani sen biraz Ziya Gökalp e, çizgisinde düşünüyor oluyorsun. Halk müziği e, e, sarayda yapılanın daha e, pastoral, daha e, geri kalmış bir hali olarak e, e, değerlendiriyorsun. Buna itirazlar olacaktır ama zamanımız çok azaldı. Şimdi sözlerini tamamlıyorum burada. Nihayetinde e, dini müzikte la dini müzik gibi türler olarak işte dini müzik ve la dini müzik gibi türler olarak ancak alanlara ayırmak e, bana göre yeterli ve bu, bu şekilde gereklidir. Bunun dışında bir tür ayrıştırmaya gitmek ve bu köklü müziği sınırlandırmak gereksizdir diyorsun. Tamam. E, bunların devamı da var ama ben e, genel olarak sizin görüşlerinizi toparlamış, almış oldum. E, son olarak e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa bu e, seansı kapatmadan önce e, söz vermek isterim birkaç saniyeliğine. Buyurun. Evet, birden biri evet e, bekliyorum eğer e, söylemek istediğiniz bir şey varsa. E, peki Scala programını kurabildiğiniz mi? Kuramayanlar bana e-posta e atabilirler. mi? Sen kuramadın mı sevgilcim? Ben hocam GTK 2 şeyini sanırım kuramıyorum bilgisayarda bir türlü. Ha. O yüzden Allah Allah. hala. E, URL'lere tıkladığımda yine not found veriyor e, Tamam O zaman e, benim bilgisayarımın ekran paylaşımında sana imleçi devretmek suretiyle e, bir şekilde senin de e, katılımını sağlayabiliriz Scala programındaki işlemlere. E, Zeynep'ciğim sen alabildin mi Macintosh'taki e, versiyonu? E, hocam ben denedim. Hatta bir arkadaşıma da rica ettim yardımcı olsun diye. E, Hı -hı. Şöyle bir sıkıntı oldu. Hani yükleme aşamasına geçemedik. Benim şifre girmem gerekiyormuş. O şifre acaba bilgisayar şifresi miydi falan düşünürken bayağı uğraştım. Bayağı uğraştım. Meğer ha. bilgisayarın kendi şifresiymiş. Şimdi onu bu akşam halletmeye çalışacağım. E Halledemezsem tamam. söyleyeceğim e, size de. Tamam. Scala programını kuramayanlar lütfen beni haberdar etsin. Esra'cığım sen kurabildin mi? Yok hocam ben henüz kuramadım da tekrar deneyeceğim. Evet. Kuramayanlara yardımcı olmaya amadeyim. Tamam. Zaten bir dakikadan az vakit kaldı ve bu dersimiz için güzel bir perspektif sunduğumuzu düşünüyorum. Veysel'cim söyleyeceğim bir şey var mı son olarak? Yok hocam. Ben iki haftadır zaten derse katlanmıyordum. Korona gibi bir şey. Evet. Eyvah. Çok geçmiş olsun. Yok. Toparladım. Çok şükür. Tamam. Her konusunda çok teknolojik özürlüyüm gerçekten. O konuda arkadaşlarımdan da yardım alabilirim inşallah. Tamam. Tamam. Sana da yardım alayım. Handancığım Evet, bu dersimizi maalesef bu şekilde tamamlamış oluyoruz bu durumda. E-Posta'dan herhalde arkadaşlar sorularını ileteceklerdir. Görüşmek dileğiyle.